Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda AB, AC eşitmiş ve 10 santim. BC 12 santim olan ABC üçgenin çevre çemberin merkezinin BC'ye uzaklığı kaç santimdir diye sorulmuş. Önce bize bir ikizkenar kenar üçgen verilmiş. Çizelim bir ikizkenar kenar üçgen şöyle. A, B, C. Çevre çemberin merkezinden bahsetmemiz için gel şöyle bir çevre çember çizmeye çalışalım. Olduğu kadar artık sen anladın mı? bunun bir çevre çember olduğunu. Tamam mı? Benim biraz ovale benzedi. Hemen şimdi bakalım. Şimdi bu ikiz kenarsa buralar kaçar santim verilmiş? Yerleştirelim. Burası 10, burası 10. İkiz kenardan tepeden indirdiğin dikme bir kenar ortay oluşacaktır. Şöyle 90, 6'ya 6. Çevre çemberin merkezi de şurası olsun. Ben biliyorum ki burada çevre çemberde şu uzunluğu Şöyle. Şu uzunluk ve bu uzunluk çevre açan neleri oluyordu? Yarı çapları oluyordu ve birbirlerine nedir? Eşittir. Yani bu arkadaş bu arkadaş bu arkadaş eşit. Buraya x dersen burası da x'tir. Burası da x'ti. Bize sorulan ne? ABC üçgenin çevre çemberin merkezi. Aha da merkez burası. BC olan uzaklık. Benden istenen şu uzaklık arkadaşım. Peki şunu görüyorsun değil mi? Bu sarıyla taradığım dik üçgende aslında 6 8 10 üçgeni var. Yani şu A ile şuraya G noktası dersem AG arasının tamamı 8 ise geriye ne kalır? 8 x. Hocam bak şurada kırmızıyla taradığım üçgende Pisagor yaparsak eğer Nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Hemen alalım. Bak buraya x'in karesi eşittir. 8 eksi x'in karesi artı 6'nın karesine. Buradan x'i çekmeye çalışacağız. Yalnız bizden istenen x değil dikkat et. x kare eşittir. 64 birincinin karesi birincili ikinci çarpının 2 iki katı artı ikincinin karesi eşittir. 6 kare 6 36 eşittir değil tabii ki de arada ne var? Artı. Hocam x kareler birbirini götürdü. Eksi 16 x'i karşıya attığımda 16 çarpı x eşittir. 64 36 daha 100. Her tarafı 4'e böldüğümde x eşittir. 25 bölü 4 gelecektir. Dikkat etmem gereken nokta arkadaşım bize çevrel çemberin merkezinin bc olan uzaklığı yani 8 eksi x soruluyor ben x'i buldum artık 8 eksi 25 bölü 4 yaptığımda 4 kere 8 32 32'den 25 çıkardığımızda evet arkadaşım 32'den 25 çıkardığımızda 7 bölü 4 ile doğru seçeneğimi edirne şıkkı bulmuş oluruz. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımız zaman kenar uzunlukları eşit ve 12 cm olan düzgün altıran kare eşkenar üçgenlerin yapıştırılması sonucu oluşturulmuştur. Boyalı bölgenin alanı verilmiş. Değerli arkadaşım burası 90 derece burası kaç derecedir? 120 derecedir düzgün altıgen. Burası kaç derece? 60 derece. Burası da kaç? 90 derecedir. Şimdi arkadaşım şuraya geriye kalan bir açı hesaplayalım. 120 90 daha ne yapacaktır? 210 çıkardığımızda ne kalır? 360'dan hop rengimi değiştirdim. 150 derece kalmış oldu. Bak burasının tamamı da 150 derece. Hocam Hocam bak burada bu kenar bu kenar bu kenar aslında bütün kenarlar birbirine eştir. O halde şunu iddia edebilirim. Bak burada hem açı eş hem de kenar ise bu iki üçgen aslında birbirine benzendir, eş üçgenlerdir. Yani o zaman bu arkadaş da bu arkadaşa eşit olmak zorundadır. Tamamı 12 ise o zaman yarıya böleceğine göre 6'ya 6 yapıştırmış olurum. Şöyle yapalım mı biz? Şuradan bir 90 derece olacak şekilde bu arkadaşları birleştirelim. Burası 150 ise buraya kaç kalacaktır? 30 derece. Burası 12. 90'ın gördüğü 12 ise 30'un gördüğü 6'dır. Artık ben bu kırmızı ile taralı olan üçgenin alanını bulurum. Taban çarpı o tabana ait yükseklik. 6 çarpı 6 bölü 2'den düzenlediğimde 18 santimetre kareyle doğru cevabımı Adana şıkkı bulmuş olurum. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi olduğuna göre ağırlık merkezi ise ben bu A ile G'yi birleştirdiğinde bir kenar ortay doğrusunu oluşturması gerekir. Yani bu uzunluğun bu uzunluğa eşit olması gerekir. Ayrıca arkadaşım 1'e 2 oranı vardı. A'yı 2 a yapıştırdım. Şöyle yapalım. A noktasından BC'ye bir dikme inelim. Hocam bak burası 90 derece. 60 ise burası 30 derecedir. 90'ın gördüğü de 6 köküsü 30'un gördüğü yarısı 3 3. 60'ın gördüğü de bu arkadaşın kökü 3 katı 9 birinde Şimdi bak şurada benzerlik yapacağız. A'ya 3A oranı eşittir. Tabanların birbirinin oranına. X'in 9'a. A'lar birbirini götürdü. 3 ile sadeleştirdim. Çapraza girdiğinde X'i 3 santimde doğru seçeneğimi Ceyhan seçeneği bulmuş olurum. Değerli arkadaşım güzel bir kesme sorusu aslında. Bu şekilde kesiyormuşum. Şimdi ben bu şekli buraya aldım. Açtığımda tam tersi oluşur. Hemen bu şekli buraya çevirdim. Bunu tekrardan açtığımda yukarıda da aynı şekilde şekiller oluşacaktır. Baktım aynı seçenekte Adana seçeneğinde bulmuş olurum doğru cevabımı. Değerli arkadaşlar sorumuza baktığımızda son durumda kağıt katlanan yerlerinden tekrar açıldığında elde edilen şeklin alanı kaç birim kare olur? Yani biz şu şekli şuraya bir taşıyalım. Şöyle, şöyle, şöyle. Şurayı birazcık yamuk çizdik. Şuradan bir kare çıkarılıp atılacak şimdi. Şöyle, şöyle. Şu kısım çıkarılıp atılıyormuş değil mi arkadaşım? Şöyle düşünmeni istiyorum. Ee, bu arkadaş, bu arkadaşı 1'e 2 oranı var ya alanlar oranı benzerlik oranının karesi 1'e 4 olacaktır. Yani ben buraya A dersem şuraya 3A derim. Aynı mantıkla gidersem buraya A dersem buraya 3A derim. Aynı mantıkla gidersem şöyle uzatalım. Buraya A dersem buraya 3A derim. Aynı mantıkla A'ya 3A derim. Aslında bu karenin bir kenarı 1 ise alanı 1'in karesinden 1 olur. Alan 1 iken toplam kaç A'ya denk geliyor? Her bir üçgenden 4A'dan 16A'ya denk gelir. A'yı buradan 1 bölü 16 bulmuş oldum. Benden istenen tekrar açıldığındaki şeklin alanı. Yani benim şu yeşille taradığım şeklin alanı isteniyor. 3, 3, 3'ten 4 görüşten 12a'nın kaç olduğu soruluyor. a'yı 1 bölü 16 bulmuştum. Yerini yerleştirip sadeleştirdim 4'e böldüm 3, 4'e böldüm 4, 3 bölü 4 ile doğru seçeneğimi edirne bulmuş oldum. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda BF uzunluğu kaç santimdir diye sorulmuş. Şöyle yapalım. İki tane eş dikdörtgenler verilmiş. Burası 8 ise burası 8. 6 8'den burası kaç olacaktır? Onun uzun kenarı 30'a denk gelir. AB 30 olmalıdır. Şöyle bir hamleyde bulunacağım. F'den bir dikme inelim bakalım. Şöyle 90 derece. Bak arkadaşım burada buraya alfa beta şöyle buraya alfa beta 90 derece dersem bu iki sarıyla taradığım üçgenler Benzer üçgenlerdir. Benzerlik oranına baktığın zaman 10'a 20 olduğuna göre 1'e 2. Burası 8 ise 2 katı 16. Burası 6 ise 2 katı. Buranın 12 olması gerekiyor. Hocam burası 12 ise burası da 12'dir. Tamam o 30 ise geriye 18 kalır. Hocam şu uzunluk 8 ise bu uzunluk da 8'dir. Şimdi çizeceğim yeşilli olan dik üçgene bakmanı istiyorum. Buradan Pisagordan bf'yi bulacağız. Bf dediğim yere x dersem. Hocam x kare eşittir. 16 8 daha 24'ün karesi artı neyin? 18'in karesi. Görüldüğü üzere burada bir Öbe özel üçgen var. Ne özel üçgenimiz var? Bir anda duraksadım yine. 18, 24, 30 özel üçgeni var. Düzenlediğimizde x'i burada 30 santimle doğru seçeneğimi denizli şıkkı bulmuş olurum. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda havuzun tabanının alanı kaç santim? metre karedir diye. Kaç metre karedir diye sormuş. Yalnız farkındaysanız e, tabanı dikdörtgen şeklindeki bir havuza köşegen uzunluğu 25 kök santim olan kare şeklindeki fayanslar döşenecekmiş. Hemen bir tane kaya, e, kare çizelim arkadaşım senle şöyle. Hop bu değil. Bu şekil olmaz. Hemen değiştirelim o zaman. <laughs> Biz şunu alalım. Şöyle ayarları da kareyi seçmemişim. Oradan yuvarlak çıktı. Şöyle bir kare çizdiğimi düşün tamam mı? Köşegen uzunluğumu şöyle belirledim. Burası 25 kök 2. Köşegen 25 kök 2 ise kenarları 25'e 25 olmalıdır. Bu ne? 25 santim. Eğer ben bunu metreye çevireceksem 100'e bölmeliyim. 25'i 100'e böldüğümde ne çıkacaktır arkadaşım? 1 bölü 4 metre. O halde arkadaşım uzun kenarı 40 kısa kenarına da 24 tane fayans döşüyormuşum. Uzun kenarına 40 tane fayans döşüyorsam 40'ı 4'e böldüğümde demek ki buranın kaç olması gerekir? 10 metre olması gerekir. Kısa kenarına 24 tane fayans döşüyorsam burayı da 4'e böldüğümde demek ki 6 metre olması gerekir. Bana sorulan havuz tabanının alanı kısa kenar çarpı uzun kenardan 60 metre kare ile doğru seçeneğimin Ceyhan olması gerekecektir. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımız zaman iki tane eş açı verilmiş. Alfa alfa dersem bak şunu söyleyeyim. iki iç açının toplamı komşu olmayan bir dış açıya eşittir. 90 artı alfadır. O zaman buraya alfa kaldıysa buraya 90 derim. Hocam buraya beta dersem alfa artı beta 90'dır. O zaman buraya da beta demek zorundayım. Şunu gördün. iki tane burada çizdiğim yeşil üçgenler benzer üçgenlerdir. Betanın gördüğü 8 ise burada betanın gördüğü kim? x'e oranı eşittir. Alfa'nın gördüğü 4 ise burada alfa'nın gördüğü 6'ya oranı eşit olacaktır. Sadeleştirdim 2. Çapraza girdim. x'i buradan 12 santimle. doğru seçeneğimi edirne şıkkı bulmuş oluruz. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımız zaman kalan kumaş açıldığında bu kumaşın oluşturduğu şeklin çevresi 3 birim, 4 birim, 5 birim. 3 birim, 4 birim, 5 birimlik üçgen kesilip atılıyor. Hemen ben bu şekli buradan alıp taşıyacağım. Dikkat et. 3 birim, 4 birim daha sonra 3 birim, şöyle 4 e, birim, 3 birim. Simetri kesilip atılacağına göre şuradan 3 birim, 4 birim, 3 birim. <laughs> değil mi? Biraz oyun gibi gitti. Şöyle, şu kısımlar, kırmızıyla taradığım kısımlar ne olacak? Şöyle kesilip atılacak. Peki, şu hipotenüsler hep 5, 5, 5, 5, 5, 5 ve 5 şeklinde değil miydi? Şu uzunluklar 5'e 5 beş kalacaktır. Bu uzunlukta 5'e 5 beş kalacaktır. İşte bu şeklin çevresi oluyor. Kaç tane 5 var? 2, 2 de 4. Buradan 4, 4 daha 8, 8, 4 daha 12. 12 çarpı 5'ten 60 birimle doğru seçeneğimin adana şıkkı olması gerekir. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımız zaman D ile L B eşitmiş. A ile L'yi birleştirdiğimizde burada bir ne oluşacaktır? Kenar ortay oluşacaktır. Yani bir de muhteşem işte bu arkadaş bu arkadaş eşittir. Aynı şekilde burada birleştirdiğinde bu arkadaş da birbirine eşittir. B D'nin tamamı 4 kök altıysa ise e, tam orta kenar ortay olduğuna göre 2 kök 6 2 kök 6 2 kök altı olacaktır. Şu açı 150 derece verilmiş. 90-90 180-150 daha ne yapacaktır arkadaşım? 330 derece. 360'dan çıkardın. Buraya 30 derece kalır. Şöyle diyelim. Şuraya A açısı dersem ikiz kenarlıktan A'dır. Buraya B dersem ikiz kenarlıktan B'dir. Şuradaki açı bak 2B'den 2A'dan 2 artı 2B gelir. O da 60 derece. 30 ise burası onun 2 katı olacak da 60 derece. Yani o zaman A artı B'nin 30 derece, A artı B'nin 30 derece. Buraya 30 derece, şu kısma da 30 derece yapıştırabilirim. Ayrıca AK, KC'ye eşit verilmiş. ikizkenar kenar olduğuna göre demek ki LK doğrusu bir nedir? Dik doğrudur, kenar ortay doğrudur ve dik şekilde keser. O zaman şunu deme hakkına sahipsin. 30, 90 burası da 60 olduğuna göre 90'ın gördüğü 2 kök altı ise 30'un gördüğü bunun yarısı olan kök altı. 60'ın gördüğü de şöyle yapalım. Kök altının kök 3 katı kök 18. Düzenlediğimde 3 kök 2 ile doğru seçeneğimi Bursa seçeneği bulmuş oluruz.